bir zam haberi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde zam kararı alındı. İspark'a %35'lik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarına da %50'lik zam var. 202 nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. AK Partili üyeler itiraz etti ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısından zam kararı çıktı. İstanbul'da İBB'nin yurtlarına %50 zam geldi. İspark'ta zamlandı. Bunlar keyfi artışlar değildir. Ülkenin maalesef bizi zorladığı, ekonomik sıkıntıların bizlere yüklediği, bir takım girdilerin, maliyetlerin bize yüklediğinin karşılığını bir nebze de olsa ayarlamak, revize etmek zorundayız. AK Parti grubu olarak dosyaya hayır oyu veriyoruz. İBB Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantılarının 3. oturumunda zamlar konuşuldu. İBB'nin bazı hizmet ve harç ücretlerinin revize edilmesi gündeme geldi. 2024 tarifesine 6 ay sonra gelen ara zamma AK Partili üyeler hayır oyu kullandı. CHP'li üyeler ise evet oyu verdi. Oylarınıza sunuyorum. Tartışmalar eşliğinde zam teklifi kabul edildi. İBB'nin yurtlarına %50, İspark'ın bir saatlik ücretine de %35'lik zam yapıldı. Buna göre İBB yurtlarının aylık ücreti 1300 liradan 1950 liraya yükseldi. İspark'ın bir saatlik ücreti de 52 liradan 70 liraya çıktı. Köprü ve otoyol ücretlerini de devletin, hükümetin yaptığı artışlarda göz önüne alırsanız otopark ücretleriyle yapılan %35'lik bir artışın, yurtta kalan öğrencilerimizle yapılan %50'lik artışlarınızın öyle afaki rakamlar olmadığını göreceksiniz. İspark ücreti 52 TL'den 70 TL'ye yükseltilmektedir. İspark'ın temel maliyet gideri nedir kalemi? Personel gideridir. O günden bugüne personel gideri arttı mı? Artmadı. İspark'taki fiyat artışına köprüler de sebep olmadığına göre bu zammı neden yapıyorsunuz? Tekne bağlama ücretleri de %35 oranında zamlandı. İspike ücretlerine %100 zam geldi. Terminallerde otomobiller için ücretsiz olan 40 dakikalık parklanma ise 40 lira oldu. Otomobil ve taksilere 40 dakikaya kadar ücret alınmıyordu. Şimdi yeni gelen dosyada artık terminallere giren taksiler ve otomobiller ücret ödeyecekler. AK Parti grubu olarak dosyaya hayır oyu veriyoruz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.